Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte ENKA şirketini inceleyeceğiz. ENKA'nın çizimlerini yapacağız. Arkadaşlar ENKA hissesiyle alakalı çok fazla yorum geldi, çok fazla talep geldi. Bizler de izleyicilerimizi mağdur etmemek adına dedik ki Koyun Bulucu olarak ENKA hissesini birlikte çizelim. ENKA hissesinde de yapacağımız çizimlerle adeta bir tarih yazalım. Yani ne yapalım arkadaşlar? Birlikte yapacağımız çizimlerle finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaralım. Bakın arkadaşlar ENKA'de çok sert bir yükseliş var ve genelde piyasada çok kısa vadede işlemler yapılıyor. Çok kısa vadede çizimler yapılıyor. Yani trader arkadaşlarımız ya da grafik analizcisi arkadaşlarımız çok kısa vadeli çizimlerle ENKA'deki destek ve direnç bölgelerini belirlemeye çalışıyor. Bunun sebebi nacizane şu olma ihtimali yüksek. Çünkü burada bir trend görüntüsünü maalesef göremiyorlar arkadaşlar. Yani ya da bu kadar geçmiş planlardan çizmek istemiyorlar. Daha kısa vadeli işlemlerle çizim yapıyorlar. Görüntü itibariyle evet zor bir görüntü var. Ancak analizleri iyi bilirseniz, trendleri iyi çizmeyi öğrenirseniz, yani temel kuralları iyi kavrarsanız arkadaşlar her robotun yaptığı fikri, yaptığı trendi, grafiği rahatlıkla görebilirsiniz ve destek bölgelerini kendinizce majör alanda çizebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu yayınların yapılma amacı ne arkadaşlar? Yani biz bu yayınları niye yapıyoruz? Koyun Bulucu neden size 2000 yıllarından 2005-2007 yıllarından adeta 20 sene geriye gelmek kaydıyla bu çizimleri yapıyor? Çünkü diyor ki unutan sadece insanoğludur. Ancak robotlar hiçbir zaman unutmazlar. Robotlar boğa piyasasında trend çizmezler arkadaşlar. Robotlar önden bir hazırlık yaparlar. 10 sene öncesinden, 20 sene öncesinden boğa piyasasının hazırlığını yaparlar ve şartlar gerçekleştiğinde de bu 2020 olur, 2019 olur, 2025 olur. Şartlar gerçekleştiğinde de ne yaparlar arkadaşlar? Çizmiş olduğu grafiğin üstüne doğru giderler. Tepe noktalarını kendisine hedef alırlar. Ancak bu grafikler yıllar öncesinden çizilir. Sizden robotu yönetmenizi değil, ancak robotun aklını anlamanızı, tespit etmenizi istiyorum ben. Bunu yaptığınız sürece Koyun Bulucu'yla birlikte maksimum kazancı alabileceğini ben düşünüyorum. Ancak hiçbir zaman zirveden satamazsın. Hiçbir zaman da dipten alamazsın. Robotlar bunun için üretilmişlerdir. Sen dip nokta gördüğün yeri evet robot da dip nokta olarak görüyor olabilir. Ancak senin aldığın fiyat eğer o dipteyse o fiyatın her halükarda altına gelir. Senin sattığın fiyatın da her halükarda üstüne gelir arkadaşlar. Lütfen zirveden satmayı, dipten almayı bir unutalım. Siz maksimum kazancı sağlayabileceğiniz yerlerden satmaya çalışın ve minimum zarar edebileceğiniz yerlerden almaya çalışın. Yani ne diyorum arkadaşlar? Ana direnç bölgelerinizi ve ana destek bölgelerinizi belirleyin. Ana destek bölgesinden alın, ana direnç bölgesinden satın. Ana direnç bölgesi yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte tekrardan grafiklerinizi güncelleyin, riskinizi azaltın. Yastığa başınızı koyduğunuzda rahatlıkla uyun, 3 kuruş pahalıya alın ama almanızla birlikte üründeki kazanımlarınıza kaldığınız yerden devam edin. Koyun Bulucu'nun tek amacı bu olacaktır. Şimdi gelin arkadaşlar sizlerle birlikte ENKA hissesinde de çizim yapalım. Adeta tarih yazalım ve bu yayını izleyen herkese şunu dedirtelim. Vay be, ENKA'nın robotu birebir buna göre gidiyormuş. Ben bunu bilseydim ben nasıl alımlar yapardım, nasıl paralar kazanırdım dedirtelim. Demeyle veya dedirtmeyle kalmayalım. Bundan sonra yapacağımız işlemlerde daha uyanık olalım, daha bilgili olalım ve bundan sonra kendi işlemlerimizi kendimiz yapmak suretiyle kazanalım arkadaşlar. Bakın ENKA'nın robotları yıllar öncesinden çizimi nasıl yapmışlar. Şimdi bakın arkadaşlar karşımızda çok zor bir görüntü olarak çıkıyor ENKA şirketi. Niye? Piyasaya girmiş, çok sert bir şekilde düşmek suretiyle aylık bir görüntüdür ve logaritmik bir grafiktir. Arkadaşlar bana soruyorsunuz hocam benim grafiklerim tam oturmuyor diye. Logaritmik bir grafiktir. Siz şu kısımdan bakın bu kısımdan arkadaşlar şurada logaritmiyi seçin. Sizin ekranlarınız burada normali seçmiştir. Buradan logaritmiyi seçin ve ona göre ekranınızı karşınıza alın. Bakın arkadaşlar aylık bir grafiktir ve logaritmik olduğunu zaten size söylüyorum. Normali aldı şu anda. Bakın normalde düz çizgi gibi görünüyor. Yani buna bir grafik çizemezsin. Zaten herkes normalden çizdiği için robotlar rahat hareket ediyorlar. Herkes normale göre takip ettiği için robotlar logaritmik grafikleri tercih ediyorlar. Siz göremeyin diye, sadece robotun yatırımcısı kazansın diye. Aksi halde ne olur arkadaşlar? Robotlar çöpten ibaret olur yani. Hepimiz ondan daha zekiyiz. Hepimiz ondan daha kendimizi geliştirebilir seviyedeyiz. Robotlar gibi değiliz ama kendinizi geliştireceksiniz. Geliştirmeden olmaz. O yüzden bakın çok sert bir görüntü var. Düşüyoruz aylıkta, çıkıyoruz, bir daha düşüyoruz ve hep yükseliyoruz. Yani ENKA'yı karlılıkları, dolar rezervleri çok yüksek şirketlerden bir tanesi. Güzel değil mi? Şirkettir yani. Şimdi o yüzden ne yapıyor? Hepsi buraya şimdi ne çizeceksin? O yüzden kolaya kaçan Koyun Bulucu ne yapar? Buradan bir günlüğe gelir, aylığa gelmez. Gelir buradan altını üstünü çizer. Aha budur arkadaşlar der geçer. Ancak Koyun Bulucu bu işin bilimini iyi bildiğinden emin olun arkadaşlar. Bu işin tekniğini iyi bildiğinden emin olun. Hiçbir zaman bilimin ve tekniğin demediği hiçbir şeyi size söylemeyeceğim arkadaşlar. Hiçbir hisseyi ve coin'i size pazarlamayacağım. Her zaman şeffaf ve objektif olacağız. Her zaman yatırımcının yanında olacağız. Hadi gelin tarih yazalım, başlayalım. Bakın arkadaşlar burada bir dip görüyorsunuz değil mi? Alıyoruz bu dibimizi. Gördüğümüz en dip noktaya yerleştiriyoruz. Trendin oluşacağı şekilde. Neresi? Burası. Şimdi buraya koysam ne oluyor? Bakın arkadaşlar çizgiyi buraya koysam o zaman bu içeride kalıyor değil mi? İçeride kalmayacağı için ben bu dibi alıyorum. Buradaki dibe yerleştiriyorum. Sonra getiriyorum en zirve bölgeme de bunu ne yapıyorum? Koyuyorum. Bakın ne oldu arkadaşlar? Görüyor musunuz? Yıl kaç? 2023. Yıl 2023 arkadaşlar. Ben ne zamandan çizdim grafiğimin tepesini nereye koydum? 2007 yılına koydum. 2007 yılında oluşturulan bu grafik 2023 yılında milimetrik olarak test ediliyor. Şimdi sizce bu bir insanoğlunun yapabileceği bir şey mi arkadaşlar? Eliyle alla satla yapılabilecek bir şey mi? 2007 nere? 2023 nere değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar robotlar geçmişten çizerler bunları. Hiç öyle hocam enflasyon mu biliyor robotlar? Hocam işte karlılık mı biliyor? Temettü mü biliyor? Hepsini biliyor arkadaşlar. Akıllı bunlar. Hepsini biliyor. Ancak öğretildiği kadar biliyor. Kendisi öğrenemiyor. Eskiden bunları yüklüyorlar, ona göre devam ediyorlar. Bazen demiyor musunuz? Çok iyi haberler geliyor. Çok iyi yatırımlar geliyor. Çok iyi anlaşmalar geliyor. Çok iyi temettüler veriliyor. Veya ne yapıyor? Çok iyi kazançlar sağlıyor. Ama diyorsunuz ki neden bunu fiyatlamadı? Çünkü neden fiyatlamadı arkadaşlar? Bakın direnç bölgesine geliyor. Bunu bir satış fırsatı olarak değerlendiriyor. Görüyor musunuz? O yüzden arkadaşlar 2007 yılından çiziyoruz. Bizim bu kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği üzerindeyse destek, altındaysa direnç olarak geçen yerimiz neresi? Orta bandı. Şimdi orta bandın altındayken ne yapıyor burası? Direnç oluyor. Bak görüyor musunuz? Milimetrik olarak. Bakın arkadaşlar 2007 değil. 2021 Aralık yani 2022'deyiz. 2022'de milimetrik olarak buralar destek direnç bölgesi olarak görülüyor. 2023'te yine milimetrik olarak direnç olarak karşınıza çıkıyor. Bunları lütfen iyi anlayın arkadaşlar. Kendinize yatırım yapın. Her zaman Koyun Bulucu her hisseyi inceleyemez. Keşke zamanımız olsa da bütün hisselere bakabilsek. Ancak benim amacım bunları benim yapmam değil. Nacizane bilgilerimi size öğretip kendi işlemlerinizi kendiniz yapmak suretiyle kendi yatırımlarınızı kendi bilgilerinizle ve çizimlerinizle yapmanızı sağlamak arkadaşlar. Tek amacımızın bu olduğunu lütfen bilin. Başka bir konuda bir amacımız yoktur arkadaşlar. Bu konuya hassasiyetle önem verdiğimi bilin. Bakın burada ne var arkadaşlar? Buradan bir hani kısa ve uzun vadeli bir şey çizmek istemiyorum. Bakın buradan alırsınız bu noktayı, koyarsınız bu noktaya. Buradan bir yükseliş trendi çizersiniz. Bu sizin ana boğa trendiniz olur. Bunun altına gelmedikçe herhangi bir sıkıntı olmaz. Ancak biz zirve noktada olduğumuz için daha minörde görüntüler çizmek kendi lehimize olacaktır. Bakın artık burada hedef gelmiş. Yani ENKA ile hedef gelmiş. Bir düşen trend kendisine oluşturmuş. Düşen trendin üzerine atmasıyla birlikte ne yapmış arkadaşlar? Yükseliş trendine başlamış. Şimdi bakın bunun altına gelmediği sürece yani burada nedir? 31.50 altına gelmediği sürece tekrardan üst bandı yani 39.50'leri test etme ihtimali vardır. Bu eski zirveler her zaman karşımıza satış olarak çıkacaktır arkadaşlar. İkili tepe görüntüsü verip robotlar malı sattırmak isteyeceklerdir. Ama bunun ana direnç bölgesinin ya hangi zamansallıkta geleceğini bilmiyorum arkadaşlar. Kısa zamansallıkta 39.50-40 TL'ler civarında olduğunu yani 39 ile 40 TL arasına son derece dikkat etmeniz gerektiğini iyi bilin. Bakın bu bölgeye yıllar sonra değdikten sonra görüyorsunuz ne yapıyor? 36 16 TL'lerden 22-23 TL'lere kadar düşüyor arkadaşlar. Buralar önemlidir. Ne yapacaksınız? Buranın üstüne atmasıyla birlikte bir kanal boyu kadar fiyatın yukarı gitmesini bekleyeceksiniz. Şimdi yükselen trendimiz burada kırılıyor ve retest ediliyor. Beklenti şudur, hızlı bir şekilde 40 TL civarlarına gitmesidir. Diyeceksiniz ki hocam tamam ben 40 TL'leri beğendim. Bu seviyeler güzel karlılık veriyor. Peki ben buraya kadar nasıl gideceğim? Nasıl emin olacağım dediğiniz noktada bakın arkadaşlar alttan bir yükselen trend çizeceksiniz. Bu yükselen trend aşağı yönlü kırılmadıkça yani 29 TL'ler 29.50 TL civarları aşağı yönlü kırılmadıkça siz ne diyeceksiniz? ENKA'nın hedefi tekrardan 40 TL civarı olacaktır. Ancak bu düşen trend önemlidir arkadaşlar. Bu düşen trendin altına da gelmemesi lazım. Şimdi buradaki düşen trendi şu şekilde de çizebilirsiniz. Bakın burada iğne olduğundan dolayı tam oturmayabilir. Aslında şöyle çizim yapılsa daha şık bir görüntü karşımıza çıkıyor. Bakın zaten burada kırıyor. Bunun üzerine atıyor arkadaşlar. Belki bu yükselen trendine kadar 29.50'lere kadar düşebilir. Ben herhangi bir düşüş beklemiyorum. Buralara kadar düşüş son derece teknik manada normaldir. 29.50 civarlarından dönüp 40 TL'lere kadar gitmesi tekrardan beklenir. 40 TL'lerin aşılıp aşılmadığına göre siz uzun vadeli yatırımcılar buna bakacaksınız. 40 TL'ler aşılırsa buraya ne yapacaksınız arkadaşlar? Klonlayacaksınız ve bir trend boyu kadar fiyatın yukarı gitmesini bekleyeceksiniz. Bu şekilde ne olacak arkadaşlar? Bu seviyeler artık ana hedef bölgelerinizden bir tanesi yani 88 TL'ler ana hedef bölgelerinizden bir tanesi olacaktır. Ancak bunu şu anda kaldırıyorum. Çünkü buradaki direnç bölgemiz kırılmadığından dolayı arkadaşlar yeni trend üstüne koymak ve hayali seviyeleri hedef olarak göstermek bilimsel anlamda doğru değildir. Ne zaman bu trendin üstüne aşıldı o zaman ikinci kanalımızı koyarız. Yükseliş trendi kırılmadıkça da kar pozisyonda oturmaya devam etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Lütfen kanalı destekleyelim, kanalı paylaşalım. Yeni bir kanalız arkadaşlar. Bir aylık bir kanalız. 4000 aboneye ulaştık. Bunlar sizin teveccühlerinizde oluyor. Biz de sizler için daha başarılı çizimler yapmaya çalışıyoruz. Finansal okuryazarlığınızı geliştirmek adına sizin abone olmanız bizi de teşvik ediyor arkadaşlar. Motivasyonla birlikte yapılan çizimler daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Lütfen videoları bir üçüncü kişilerle paylaşmak suretiyle kartop etkisiyle finansal okuryazarlığı insanlara öğretmeye çalışalım. Hepinizi seviyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.